Merhabalar arkadaşlar. 2008 yılında yapılan Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nın 3. problemini beraber çözeceğiz. Sorumuzu okuyalım. Sonsuz tane n doğal sayısı için n kare artı 1 sayısının 2n artı kök 2n'den büyük asal böleninin olduğunu kanıtlayınız. Peki öncelikle problem üzerinde biraz fikir üretelim. Bir p asal sayısı olacak. P tam böler n kare artı 1 olmasını istiyoruz ve p'nin 2n artı kök 2n'den büyük olmasını istiyoruz. Bu şekilde sonsuz çoklukta n doğal sayısı olduğunu göstermemiz isteniyor. Peki, öncelikle şuna bakalım. N kare artı 1 p ile bölünüyorsa, buradan biz n karenin eksi 1'e denk olacağını mod p'de bu türlü bir fikir üretebiliriz. Dolayısıyla bu bizi kare kalanlarla ilgili bazı fikirlere götürüyor. Yani eksi 1 kare kalan olur mu? Hangi p asalları için? Mod 4'te 1 kalanı veren p'ler için biz arkadaşlar bunun mümkün olduğunu ve mod 4'te 3 kalanı verenler için mümkün olmadığını biliyoruz. Örneğin bunları not edelim. Ve 4k artı 1 formunda sonsuz çoklukta p asal sayısı olduğunu da biliyoruz. Bu sonsuz tane olması da önemli. Çünkü sonsuz tane n üretmek istiyorsak bu türlü bir şeye ihtiyacımız olacak. O halde bize gerekli olan iki tane temel özelliği buradan not ederek başlayalım. Birinci özelliğimiz p denktir 1. Mod 4 olacak şekilde sonsuz çoklukta p asal sayısı vardır. Aslında p denktir 3. Burası 1 yerine 3 olsa yine sonsuz çoklukta p asal sayısı vardır. Peki. İkincisi x kare artı 1 denktir 0 mod p olacak şekilde 2 tane x tam sayısı vardır. Bunun 2 tane derken buradan kastettiğimiz 1 ile p eksi 1 aralığında kalacak şekilde. Mesela ve tabii ki p'miz de mod 4'te 1 kalanı veriyor. Çünkü burası 3 olduğu zaman arkadaşlar bu defa da çözümü yoktur. Böyle bir denkliğin çözümü yok. Yani eksi 1 kare kalan olmuyor bu durumda da. Peki mesela hemen buna bir örnek verelim. Yani 4 ile bölümünden 1 kalanı veren asal sayı en küçük asalımız bu şekildeki 5'tir. Örneğin siz x kare denktir 1 düzeltiyorum. Eksi 1 ile ilgileniyoruz. Eksi 1'in kare kalan olmasıyla mod 5. Buna bakıyorsak üzerine 5 eklediğimiz zaman denktir 4 oluyor. Dolayısıyla x'in 2 olacağını ya da eksi 2 olacağını eksi 2 için de üzerine 5 ekleyerek 3 elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. 2 ve 3 sağlıyor. Şimdi bu ifademizi yazdık. Dolayısıyla 2 tane var. Bir tanesi arkadaşlar p eksi 1 bölü 2'den küçük eşit gelecektir. Diğeri de p artı 1 bölü 2'den büyük eşit olarak gelecektir. Tabii ki p eksi 1'e kadar gidiyor burası. Bu tarafı da arkadaşlar 1'e kadar gitmiş oluyor. Peki bunun ispatı ile ilgili bir şeyler de söyleyebiliriz. P denktir bir mod 4 iken çözüm vardırla ilgili olarak arkadaşlar. Bunun ispatı Wilson teoremi yardımıyla yapılabiliyor. P denktir 3 mod 4 olursa bu sefer de çözüm yoktur demiştik. Bu problem üzerinde kullanmayacağız ama onun da ispatı Fermat teoremi yardımıyla yapılıyor. Bununla ilgili Geomanyorg internet sitesinde daha önce bir yazı yazmıştım, bir problem paylaşmıştım. 4n artı 1 asal diye bir aratma yaparsanız karşınıza çıkacaktır. Ben internet sayfasına ilgili yeri de kısaca gösterip geri sorumuza dönebilirim. Burada öncelikle temel teşkil edecek kısma bakalım. N bir pozitif tam sayı olmak üzere 4n artı 1 asal ise 2n faktöriyelin karesi artı 1 sayısının 4n artı 1 ile tam bölündüğünü ispatlayınız. 4n artı 1 asal burada dikkat edelim. Yani problemimizle ilgisini biraz kurmaya başlayabiliyoruz. Burada Wilson teoremi yardımıyla bunun mümkün olduğu gösteriliyor. Peki, dolayısıyla biz burada şunu da elde etmiş oluyoruz. Teorem 1, eğer p 4k artı 1 formunda bir asal sayı ise eksi 1 arkadaşlar mod p'de bir kare kalandır. Yani x kare denktir eksi 1 mod p denkliğini sağlayan x tam sayısı vardır. Biraz önce mod 5 örneğinde gösterdiğim gibi 2 ve 3 bunu sağlıyordu. Yani 2 sağlarsa eksi 2 de sağlayacaktır gibi bu şekilde düşünebiliriz. İspat için de yukarıdaki çözüme göz atılabiliyor. Bu durumda x'i 2k faktöriyel seçmek yeterlidir arkadaşlar. Veya bunun p asalıyla bölümünden kalanını iyice küçültmek isterseniz yazılabilir. Diğeri de teorem p eşittir 4k artı 3 formunda bir asal sayı ise bu durumda eksi 1 mod p'de bir kare kalan olamıyor. Yani x kare denktir eksi 1 mod p'nin çözümü yoktur arkadaşlar. Bunun için de Fermat'ın küçük teoreminden diyebiliriz. Faydalanılarak ispat yapılabiliyor. Peki şimdi ana sorumuza geri dönelim. Peki x kare artı 1 denktir 0 mod p için uğraştık. Bunun iki tane çözümü vardır. Evet. Bu denkliğin küçük kökü
Buna n diyelim. N ise büyük kökü de bu da p eksi n olacaktır. P eksi n olur. Biraz önceki mod 5'teki 2-3 örneği gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani n elemandır. Şöyle olacaktır. Buraya küme sembolü oluşturalım. 1, 2, p eksi 1 bölü burada 2 diyelim. Ve diğer p eksen dediğimiz kök içinde p artı 1 bölü 2 değeri olabilir veya daha büyük değerler olabilir. P artı 3 bölü 2 vesaire. Burası da p eksi 1'e kadar gitmiş oluyor. Peki. Şimdi biz neyi bu küçük kök olarak seçmiş oluyoruz? Yani şunu söyleyebiliriz. N sayısı küçük eşit p eksi 1 bölü 2'dir. O halde biz bir m değeri için burada m'yi 1 alabilirim. P eksi m diye şöyle yazmak istiyorum. Bir m elemandır. 1, 3 bu şekildeki 5 vesaire tek sayılar olabilir. Ve p eksi 2 tek sayısına bunu yazıyorum. İçin n eşittir p eksi m bölü 2 olur. Yani n sayısının p eksi 1 bölü 2 mi yoksa p eksi 3 bölü 2 mi p eksi 5 bölü 2 mi yoksa n eşittir 1 mi olduğunu bilmediğim için bu şekilde ifade ettim. P eksi m bölü 2'dir ve m sayısı da bu aralıkta bir değer almaktadır. Peki bu seçiş ne işimize yaradı? Buna bakalım. Buradan hemen biz p'yi yalnız bırakmak istersek arkadaşlar p eşittir 2n artı m olur. Yani dikkat ederseniz şu türlü bir ifadeye doğru biraz yaklaşmış oluyoruz. Sorunun çözümünde ilerleme sağladığımızı görmüş olalım. Peki biz tekrardan şuna yoğunlaşalım. Bu kısmı şu anda görmesek de olur. N kare artı 1 denktir 0'a bakarsak burada n kare artı 1 denktir 0 mod p'den o zaman p eksi m bölü 2'nin karesi denktir eksi 1 diye yazabiliriz mod p'de. P sayısı arkadaşlar mod p'de 0'a denk olduğu için burası eksi m bölü 2'nin karesi olduğundan m kare bölü 4 elde ediyoruz. Ve 4 ile genişletirsek m kare denktir eksi 4 mod p bulmuş oluyoruz. Eksi 4'ün de üzerine bir p sayısı ekleyebiliriz. Böylece p eksi 4 olmuş olur mod p'de. Peki eksi 4'ten sonraki ilk pozitif değere zaten ulaşmış olduk. Böylece m eksi 4'ün daha doğrusu m karenin alabileceği en küçük mümkün değer p eksi 4'tür. Yani p eksi 4'ü alamıyorsa m kare sayısı 2p eksi 4'ü mü alır yoksa 3p eksi 4'ü mü alır gibi şeyler düşünülebilir. Ama şunu söyleyebiliyoruz biz sonuç olarak m kare sayısı arkadaşlar büyük eşit p eksi 4 olmalıdır. Olmalıdır. Buradan da m büyük eşittir. Karekök p eksi 4 yazılır. Güzel. Şimdi biz tekrar şu ifademize dönelim. N eşittir p eksi m bölü 2 ifademize dönelim. Biraz önce ne demiştik? P'yi yalnız bırakacak olursak buradan p eşittir 2n artı m elde etmiş oluyoruz. Ve m sayısı için de arkadaşlar biz büyük eşit p eksi 4 bulmuştuk. Bunu da yazalım. O halde p büyük eşit 2n artı karekök p eksi 4 şeklinde bir eşitsizlik elde etmiş oluyoruz. İsterseniz bunu artık kutu içine alalım. Önemli bir eşitsizlik bizim için. Buna böyle bir numaralı eşitsizliğimiz diyelim. Bunu elde ettik. Peki bizim ana eşitsizliğimiz ise burada p büyüktür. 2n artı kök 2n'deki köklü ifade var değil mi? O halde burada biz 2n elde edebilseydik daha iyi olacaktı. Sorumuz bitecekti yani burada p eksi 4'ü büyüktür. 2n bulursak sorumuz bitmiş oluyor. Büyük oranda bitmiş oluyor. Bunu inceleyelim. Buna nasıl ulaşabiliriz? Şimdi biz p eksi 4'ün karekökü büyüktür kök 2n olduğunu gösterelim diyoruz. Bunun varlığını bilmiyoruz. Birden eminiz. Bunu biliyoruz ama ikincisine bu yüzden soru işareti attım. Bunu göstermek istiyoruz. Peki buna denk olan bazı koşullar üretelim. Bunun yerine neler yazabiliriz diye kare alarak başlayabiliriz yani. Dolayısıyla p eksi 4
P-4 büyüktür 2n veya yine buna denk olarak P-2n büyüktür 4. Bunu gösterebiliriz değil mi? P-2n büyüktür 4 olduğunu gösterelim. Peki bizim şu ana eşitsizliğimize bakarsak, bir eşitsizliğimize bakarsak burada zaten P-2n ifadesi var. O halde şunu düşünelim. Tabii P-2n var ama burada P'li bir ifade daha kalıyor. Biz P sayısını arkadaşlar burayı 4 getirmek amacıyla P'yi 20'den büyük olacak şekilde seçersek P büyüktür 20 olacak şekilde ki 20'den büyük sonsuz çoklukta asal sayımız vardır zaten. Böyle bir seçim yapmamız mümkündür P için. Olacak şekilde seçersek birden dolayı ne elde ediyoruz? Buna bakalım. P büyük eşit 2n artı kök P eksi 4 ifadesinden büyüktür 2n artı 4 olup P eksi 2n büyüktür 4 elde edilir. Peki, yani P büyüktür 20 iken P eksi 4'ün karekökü arkadaşlar büyüktür kök 2n olur diyelim. Buna da ikinci bir eşitsizlik olarak yazabiliriz. Bunu da elde etmiş olduk. Güzel. Sonuç olarak 1 ve 2 eşitsizliklerinden şunu elde etmiş olduk biz. P büyüktür 2n artı kök 2n elde edilir. Ve bu P sayısı n kare artı 1'in böleniydi. Ve tabii biz P için 20'den büyük bir asal sayı olarak seçmiş olduk. Peki, şimdi burada bir şey daha göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. O da bu şekildeki n'lerin oluşturduğu kümenin sonlu bir küme olmayacağı, sonsuz bir küme olduğunu göstermemiz lazım. Peki, bunu da yazalım. Yani bu da bariz gibi gözükebilir yani böyle bakınca sonuçta biz P'yi sınırsız bir şekilde artırabiliyoruz. 20'den büyük ve mod 4'te 1 kalanı veren asalları düşünürsek bunları istediğimiz kadar büyütebiliriz. Buna göre de herhalde n'lerde n kare artı 1 büyüyeceği için n'lerde ona göre büyür mü vesaire bu akla gelecektir. Peki biz sonlu sayıda olduğunu varsayalım. Bu sonlu kümeye, n'lerin kümesine s eşittir n1, n2, nk diyelim. K tane elemandan oluşuyor olsun. Şimdi p'leri kullanarak bazı elemanlar üretmek istiyorum. P'miz 20'den büyüktü. Ve P denktir 1 mod 4 olarak seçmiştik. Ve yine P tam böler n kare artı 1 koşullarımız var. Peki bu koşula uygun olarak yani 20'den büyük ve 4 ile bölümünden 1 kalanı veren asal sayıları düşünecek olursak bunların en küçüğü 37 zannediyorum. N eşit P eşittir 37 için diyelim. Kontrol edebiliriz bu asal sayıları, 20'den büyükleri. Öncesinde tabii 29 var. 29'dan sonra 37'yi inceleyelim. Örneğin P eşittir 29 için bakalım. O zaman n kare artı 1 denktir 0 mod 29. Denkliğini sağlayan n pozitif tam sayılarını, en küçük 2 n pozitif tam sayısını yazalım. Bir tanesi n eşittir 12 sayısıdır. 12'nin karesi 144, bir daha 145 oldu ve 29'la evet bölünüyor. 5 katıdır oldu. Ve diğeri de 29'a tamamlayan sayıdır. N eşittir o halde 17'dir. Biz burada örneğin N1 dediğimiz sayı olarak 12 almalıyız. Çünkü biz iki değerden küçük olanını seçiyorduk. Küçük kökü seçerek gidiyorduk. N sayısını bir de P-1 bölü 2 aralığında olarak almıştık. N eşittir 12 seçtik. Peki o halde şunu söyleyebiliyoruz. Bizim bu P eşittir 29 sayımız arkadaşlar acaba bunu görmüş oluyoruz yani görelim. Büyük müdür? 12 hatta 12'nin 2 katı olarak şöyle yazalım biz. 24 artı karekök 24'ten. Evet çok yaklaştı gördüğünüz gibi. Burası 25 olsa tam olarak eşit gelecekti zaten. 29'a eşit oluyordu toplam. Büyük olduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla sağlandı. Peki bir de diğer 37 sayımıza bakalım. Bir sonraki sayımız olan 37'ye bakalım.
Örneğin yani buraları biraz problemi daha iyi anlamak için yapıyoruz. 37 için n kare artı 1 denktir 0 mod 37. Bu asal sayımız için bakalım. 6'nın karesi 36, bir daha 37 gelecektir. N eşittir 6 sağlar ve 37'den 6 çıkarırsak diğeri de n eşittir o zaman 31'dir. Biz yine burada küçük olan pozitif kökü alıyoruz. N buradan n değerimiz, n2 diyelim isterseniz buna, eşittir 6. Evet, seçeriz. Peki bizim P sayımız 37 idi. P eşittir 37 sayısı için şuna bakalım. 2n. 2n 12 oldu. Artı kök içinde 2n. Artı kök 12'den büyük müdür? Evet, büyüktür. İkinci değeri de bu şekilde elde etmiş olduk burada. Bir tanesi 12, diğeri 6 gelmiş oldu. 4k artı 1 formatında olan bir diğer asal sayı 41'dir. Mesela n kare artı 1 denktir 0 mod 41'i çözecek olursak 9 sayısının karesi 81, bir daha 82 oluyor. 41'e tam bölünüyor. Dolayısıyla diğer kökte 32 olacağı için 41'den 9 çıkarırsak buna da örneğin biz n3 diyelim ve n3 eşittir 9 seçeriz. Yine bu p yani 41 sayısı büyüktür. 9'un 2 katı 18 artı kök 18 burada gördüğünüz gibi sağlanmaktadır. İşte S kümesini bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Acaba bir yerden sonra aynı sayıları tekrar elde etmeye başlar mıyız? Yani 12, 6, 9 gibi değerler elde etmiş olduk burada. Ya diyelim ki 100 tane, 200 tane değer buldunuz ya da 1 milyon tane değer buldunuz ama sonlu sayıda mıdır burası? Yoksa sınırsız olmak zorunda mı bu S kümesi? Yani burası çok bariz değildir. Hani P'yi biz sonsuz olarak büyütüyoruz ama çok net gözükmeyebilir. O yüzden bu açıklamayı yapmak gerekiyor. Peki, sonlu olduğunu düşündük. Şimdi biz P sayısını burada bu n1 kare artı 1'in, n2 kare artı 2'nin, n3 artı 1'in, n3 kare artı 1'in vesaire bunların her biriyle aralarında asal olacak şekilde büyük bir asal sayı seçelim. Yani P sayısı ile n i kare artı 1'in en büyük ortak böleni 1 olacak şekilde seçelim. Bu şey böyle bir P asal sayısı seçebiliyoruz. Çünkü P'yi sınırsız bir şekilde büyütebiliyorduk. Olacak şekilde seçelim. Yine biz bu P'yi kullanarak bir N değeri elde edebiliriz. Şöyle P yine tam böler N kare artı 1. Böyle büyük bir P için. Ve P büyüktür 2n artı kök 2n koşullarını sağlayan bir n değeri bulabiliriz. Büyük n sayısı bulabiliriz. Böyle bir n vardır çünkü yukarıdaki o 1 ve 2 eşitsizlikleriyle vesaire bu türlü bir büyük n sayısının nasıl üretileceğini biz görmüş olduk. Burada da bazı örneklerini bulduk zaten gördüğünüz gibi küçük n1, n2'ler için. Böyle bir n sayımız vardır. Dolayısıyla bu n sayısı acaba yine bu S kümesinin içinde midir? Değildir. Çünkü P diğer n i kare artı 1'lerle arkadaşlar aralarında asaldı. Dolayısıyla bu n sayısı S'nin elemanı değildir. O halde ne yapmamız gerekiyor aslında? Bu n'yi de bu S kümesinin içine katmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi yani bir çelişki oluştu. Biz k tane dedik ama k artı bir tane üretmiş olduk gördüğünüz gibi. Bir çelişki oldu. Bunu k artı bir tane yapmak, s'nin eleman sayısını k artı bir yapmak da aslında çelişkiyi ortadan kaldıran bir durum değildir. Bu sefer k artı birinci bir, k artı ikinci bir, yeni bir başka büyük n sayısı yine üretebiliriz. Bu şekilde p'yi sınırsız bir şekilde artırabiliyoruz demiştik çünkü. Dolayısıyla bu bir çelişki. O halde S kümesi sonsuz elemanlıdır deriz. Peki, bu şekilde çözümümüzü tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Burada tamamladık. Bir sonraki problemimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.